Merhabalar, iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Sonbahar geldi, artık Kasım ayına girdik. Grip salgınları, soğuk algınlıkları, faranjitler, laranjitler, ne bileyim işte kulak ağrıları vesaire derken çocukların hastalanması, bir sürü problemle baş başayız. Aile hekimlerinin kapısını aşındırıyoruz. Olmadı daire hekimlerine gidiyoruz. Bir kısmımız akciğer hastalıklarından dolayı göğüs hastalıklarına gidiyoruz derken büyük bir kargaşa. Peki sonbahara geldiğimizde, sonbahara girdiğimizde, kışa yaklaştığımızda ne yiyeceğiz, nasıl besleneceğiz, hastalıklara tetikleyen şeyler nelerdir, obezite nedir, ekmek tüketimi niye bu kadar fazla, gerçekten aç mıyız, yoksa zevkten mi yiyoruz, yoksa vücudumuzdaki bakteriler mi istiyor ekmek yememizi? Bütün bu konuları Profesör Doktor Osman Erk, Osman Hocam daire hocası, kendisi daha önce de konuk ettik kendilerini, sağ olsunlar bizi kırmayıp geldiler. Karşınızdayız, öyle diyelim biz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hocam. Sağ olun, siz? Sağ ol, ben deyim. Teşekkür ediyorum. Değerli hocam, sonbahar geldi. Geldi. Grip salgınları da başladı. Başladı. Okullarda, işte kışlalarda, işte iş yerlerinde kalabalık nerede varsa sokaklarda hapşıran, öksüren, hapşıran dünya kadar insan var. Hı hı. Şimdi siz dairecisiniz. Doğal olarak sizin kapınızı çalıyorlar ve acil dairecisiniz siz. Nefes darlığıyla karşınıza çıkıyorlar. Ne bileyim işte karın ağrısıyla karşınıza çıkıyorlar. Boğaz ağrısıyla karşınıza çıkıyorlar. İki göz iki çeşme karşınıza çıkıyorlar. Ne yapacağız? Yani daha önce siz de ifade ettiniz. Bir kere beslenmemize dikkat edeceğiz. Beslenme ve yaşam tarzımız aynı zamanda. Yaşam tarzı derken işte stresten uzak bir hayat, ne kadar mümkünse bu. Uykuya çok dikkat edeceğiz. Uykunun sirkadiyen ritmi üzerinde çok ciddi etkisi var tabii ki. Yani bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerinin de artık kesin olarak farkındayız. Yani uyku demek aslında vücudun bir yerde yeniden onarılması, yeniden yapılandırılması, restorasyonu gibi tarif edilebilir. Uyku son derece önemli. Oradaki hormonal işte ritim son derece önemli. Biliyorsunuz melatonin dediğimiz bir hormon var. Bu aynı zamanda uyku hormonu ama antioksidan bir hormon ve vücudun onarılmasında son derece etkili olan hormonlardan bir tanesi. Mutlaka gerekli, kaliteli, zamanı yeterli uykuyu mutlaka uyumamız lazım. Uyku son derece önemli. Bunun dışında çok önemli faktörlerden bir tanesi hijyen. Hijyen derken ne demek istiyorum? Çok basit olarak el yıkamayı alışkanlık haline getirmemiz lazım. Özellikle dışarı çıktığımız zaman işte arabada, metroda veya herhangi bir işte kapalı mekanda belirli yüzeylere elle temas ettikten sonra mutlaka elimizi yıkamayı alışkanlık haline getirmemiz lazım. Biliniyor ki yapılan çalışmalarda el hijyenine dikkat edildiği zaman başta grip olmak üzere bir takım viral hastalıklardan korunabilmek mümkün. Hatta rakam da verebiliriz. İşte aşının, grip aşısının koruyuculuğu %60-70 olarak bulunmuş. El yıkamayı da çok önemli bir aşı gibi değerlendirmek lazım. Bunun koruyuculuğunun da %30 civarında olduğu söyleniyor. Özellikle yabancı yüzeylere dokunduğumuzda, bulunduğumuz ortamda işte öksüren, aksıran insanlar var ise mutlaka elimizi yıkamalıyız. Elimizi yıkamayı bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Bizler işte özellikle bu tür riskli başkalarının hapşırığının, öksürüğünün ulaşabildiği yüzeylere değdikten sonra elimizi hiçbir şekilde yüzümüze, gözümüze, burnumuza temas ettirmemeye çalışmalıyız. Eve girerken mutlaka diğer evde olan bireylerin sağlığını da korumak açısından mutlaka elimizi güzelce yıkamalıyız. Günde 3 kere, 4 kere yapabildiğimiz kadar elimizi yıkamaya çalışmalıyız. Bu şekilde çok basit olan bu işlem sonucunda bir takım hastalıklardan korunabilmek mümkün. Tabii
Spor aktivite, fizik egzersiz son derece önemli. Fizik egzersiz olduğu zaman bağışıklık sisteminin düzeyi yükseliyor. İşte mikrobik hastalıklara, bakterilere ve virüslere karşı vücudun savaşmasında üst bir noktaya çıkılmış oluyor. Fizik egzersiz, spor da son derece önemli. Bunun dışında önemli olan şey tabii beslenme. Bu çok önemli. Yani her zaman bağışıklık sistemimizi gene üst düzeyde tutulacak besinleri tüketmeye çalışmalıyız. Yani mevsiminde yerel olarak orada üretilmiş, yani Şili'den, ne bileyim ben, Güney Amerika'dan gelmemiş, temiz, taze, değişik renklerden oluşan, mümkünse organik bitkisel besinleri ön planda tüketmeye çalışmamız lazım. Hayvansal gıdaları ikinci planda düşünmek lazım. Hayvansal gıda tüketeceksek, hayvansal gıdaların daha çok gene temiz, taze ve organik olmasına dikkat etmemiz lazım. Yani beslenme açısından ön planda bitkisel beslenmenin son derece önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten dünyada da çok uzun ve sağlıklı yaşayan insanların olduğu bölgelerdeki beslenme tarzı bu şekilde. Bitkisel ağırlıklı, yani besin içeriği son derece yüksek. Besin içeriği son derece yüksek derken şunu demek istiyorum. Vitamin, mineral, antioksidan, antikanserojen, fitokimyasal ve lif muhtevası son derece yoğun, kalori içeriği az, hacim tutan bitkisel besinler. Bunlar hem aynı zamanda bağışıklık sistemini üst düzeye çıkarttığı kadar doymayı da, çok fazla kalori almadan doymayı da sağlayabilen bir beslenme tarzı. Demek ki birincisi mutlaka beslenme, dengeli bir beslenme son derece önemli. Bunun dışında uyku, hijyen koşullar, stres olabildiğince relax olmak son derece önemli. Tabii en önemli şeylerden bir tanesi de sigara ve alkol kullanmamak. İşte uyuşturucu kullanmamak. Hem sigara, alkol ve uyuşturucu. Bunlar gene bağışıklık sistemini alt düzeye sürükleyen, vücudun bağışıklık sistemini ve savunma sistemini zarara uğratan alışkanlıklar. Bunlara da dikkat etmek lazım. Tabii grip mevsimine girdik şu anda. Grip mevsimine girdik. Özellikle kronik hastalığı olanlar son derece dikkatli olmalı ve aşı yaptırmalı. Aşıyla ilgili tabii toplumda çok farklı düşünceler var. Aşıya karşı çıkan, grip aşısına karşı çıkan bir grup var. Tabii onların bu tezlerinde haklılık payının olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir kronik hastalık varsa kişide, yani diyelim ki bir kronik obstrüktif akciğer hastalığı, bir bronşektazi, bir kronik bronşit, kalp yetersizliği, karaciğer sirozu, böbrek yetersizliği gibi bir kronik hastalık. Bunun dışında işte kanser hastaları, kemoterapi kullanan kişiler, kortizon gibi gene bağışıklık sistemini düşüren ilaçları kullanan insanlar, sigara ve alkol kullananlar aynı zamanda, bunlar mutlaka grip aşısı olmalılar. Şu anda da grip aşısı olmak için uygun bir zaman. Mevsimsel grip salgını başladı, başlamak üzere. Bu salgın başlamadan olabildiğince erken dönemde grip aşısı yaptırılırsa %70-80 oranında hastalıklardan korunmak mümkün. Korunmak mümkün olmasa bile hastalığın daha hafif geçirilmesi söz konusu. O yüzden grip aşısını mutlaka kronik hastalığı olanların yapması gerektiğini öneriyoruz. Evet. Şimdi tabii grip diyor, yani yılda iki kere olmanız, ama bunu hafif geçirmeniz için aşı yapmanız gerekiyor. Yani zaten grip aşısının
yapıldıktan sonra etkili olabilmesi için bir 2-3 haftalık süre geçmesi lazım. Evet. Koruyuculuğu da 6 ay kadar sürebiliyor. Yani o da grip mevsiminin, grip salgınının başlangıcıyla bitişi arasındaki süreye tekabül ediyor. Grip çok önemli bir enfeksiyon hastalığı. Yani basite alınacak, hafife alınacak, geçiştirilecek bir hastalık değil. Çünkü dünya ölçeğinde her sene 1 milyar kadar kişi gripal enfeksiyona yakalanıyor. Yani dünyada yaşayan insanların %10 kadarı gribe yakalanıyor. Ve bunların 250 ila 500 bin kişisi ölüyor. Özellikle söylediğim gibi yaşlı, kronik hastalığı olan kişilerde ölüm oranı daha fazla ve grip oldukça ağır seyredebiliyor. Özellikle yaşlılar, bakım evlerinde kalanlar da aynı şekilde mutlaka grip aşısı yaptırmalılar. Yani hafife alınacak bir hastalık değil kesinlikle. Önemli bir enfeksiyon hastalığı, önemli bir enfeksiyon salgını. O nedenle mutlaka aşı ve aşının dışındaki koruyucu önlemleri mutlaka almaya çalışmamız lazım. Yani toplumdaki bu bilinci çok yükseltmemiz gerekiyor. Bu da bizim işimiz. Çok çok yükseltmemiz gerekiyor. Ben siz konuşunca ben düşündüm bir ara böyle. Tabii çok gerilerdeyiz. El yıkama bilinci yok. O çok önemli. Bu çok kötü. Çok önemli. Çok, kötü. Çok önemli. İkincisi uyku olayı yok. Evet. Yani ben hastalarıma soruyorum kaçta uyuyorsunuz? Hocam 12, 1, 2. Evet. Çok iyi yapıyorsunuz ama da bak hastalanıyorsunuz daha ama bak bizlerden kurtulmuyorsunuz. Aynen. Çünkü sirkaden ritme uymuyor. Kesinlikle. 11 gibi uyusalar, 7 gibi kalksalar müthiş bir şey. Olağanüstü. Peki değerli hocam şimdi bugün şeyde Twitter'da bir haber gördüm ben. 145 kiloluk bir adam görüntüsünü vermişler. İskelet yapısı duruyor ama işte her tarafı yağ bağlamış. Bir daireci gözüyle obezite neden oluşuyor? Nasıl oluşuyor? Önlemleri nelerdir? Ne yapabiliriz? Ben de size katkı sunmak istiyorum izniniz olursa bu konuda. Ama daireci gözüyle ben özellikle merak ediyorum. Yani İzleyicilerimiz de merak ediyorlar bunu. Siz de ifade ettiğiniz obezite demek vücutta fazla miktarda yağ birikmesi. Evet. Yani bunun bir takım kriterleri var. İşte body mass index dediğimiz bir ölçüm var. Ama bunu bir kenara bırakalım. Çok basit olarak söylemek gerekirse bayanlarda bel çevresinin 80 santimden, erkeklerde de 90 santimden daha fazla olması fazla kiloluluk anlamına gelir. Yani basit bir mezureyle bel ölçüsünü aldığımız zaman bu obez olup olmadığımızı, fazla kilolu olup olmadığımızı rahatlıkla anlayabiliriz. Bayanlarda daha önce de ifade ettiğim gibi bel çevresi 80 santimden daha fazla ise fazla kiloluluk, 90 santimden daha fazla ise obezite söz konusudur. Erkeklerde ise 90 santimden daha fazla bir bel ölçüsü fazla kiloluluk, 100 santimden daha fazla bir bel ölçüsü de obezite anlamına gelir. Evet, peki. Değerli hocam, şimdi şöyle bir şey var bir de. Şimdi böbrek üstü bezleri kortisol salgılıyor. Şimdi bir insan, bir kadın ya da bir erkek korku altındaysa bu böbrek üstü bezleri daha mı kortisol salgılayacak? Tabii ki. Doğal olarak şimdi serotonin gündüz aldığımız o serotonin güneş batıncaya kadar ki akşama doğru serotonin düzeyi azalıyor ve kortisol yükseliyor. Gündüz kortisol altında kalırsak melatonin üretimi de yavaşlıyor. Kesinlikle. Melatonin üretimi yavaşlayınca organizmanın kendisini yenilemesi, reorganizasyonu da rejenerasyonu da zayıflıyor. Ve geç uyuyoruz. Yani simpatikler devamlı yüksek, ışıklar vesaire. Geç uyuduğumuz için de yiyoruz doğal olarak. Yani devamlı şey tetikliyoruz. Kortisolu tetikliyoruz. Yani çok ve güzel bir yere temas ettiniz. Tabii ne yapıyoruz? Biz bir kere dediğiniz gibi çok fazla yiyoruz. Öğün sayımız çok fazla. Öğünlerin arasında da yiyoruz. Yemememiz gereken şeyleri yiyoruz. Geç saatlerde yiyoruz. Bunların zaten hepsi bir arada obezitenin en önemli nedeni. Türkiye'de işte obezite derneği var. Onun tanımlamasına göre obezite
genetik ve hormonal bir takım nedenler söz konusu olmakla birlikte obezitenin en önemli nedeni fazla ve yanlış beslenme ve fizik egzersiz azlığı. Yetersizliği değil mi? Yani iki tane ana başlık var, iki tane ana unsur var. Bir tanesi fazla ve yanlış beslenme, ikincisi de fizik egzersiz azlığı, eksikliği. Bu iki unsur bir araya geldiğinde obezitenin ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 yılındaki verilerine göre şu anda dünyada 1.6 milyar insan fazla kilolu, 900 milyon insan da obez. Ve bu sayının giderek her 10 yılda bir daha da fazla artacağı, 2040'lı, 2050'li yıllarda ise neredeyse dünyada hemen herkesin obez olabileceği hesaplanıyor. Tabii obez de kişisel bir problem değil. Toplumsal bir problem. Sadece insanlar obez olmuyor. Bizimle aynı havayı paylaşan, aynı suyu içen, bizim yediğimize benzer suni yemlerle beslenen hayvanlar da, bitkiler de giderek obezleşiyor. Yani bu aslında bir toplumsal problem. Yani psikolojik, işte sosyal, ekonomik bir takım nedenleri var ama en önemli neden aşırı fazla besin alımı. Yani dışsal bir faktör var. Tabii içinde bulunduğumuz dünya düzeninin de obezitede çok önemli etkisi var. Yani, acaba destekliyorlar mı obezite olmamızı? Kesinlikle. Evet, çünkü... Yani nasıl sizin de ifade ettiğiniz gibi çok aslında önemli bir yere temas ettiniz. Yani sürekli tüketime dayalı kalkınmayı önceleyen bir kapitalist sistemin evet. Yarattığı sorunlardan bir tanesi obezite. Yani gıda sektörü, gıda sektörünün yapısı ve işleyişi obeziteye yol açan en önemli nedenlerden bir tanesi. O yüzden de tıbbi olarak, hekimler olarak tek başımıza obeziteyle mücadele etmekte, obeziteye karşı başarılı olmakta yetersiz kalmamız son derece doğal. Çünkü bunun çok farklı unsurları da var. Çevre unsuru var, gıda unsuru var. Bunun dışında tohum, tarım gibi unsurları var. Bütün bu unsurları bir araya toplayarak değerlendirdikten sonra ancak obeziteye karşı önlem alınabilir. Yani bireysel bir sorun değil, toplumsal bir sorunla gerçeklikle karşı karşıyayız aslında. Tabii sosyal devletin buna el atması gerekiyor. Tabii sosyal evet. devlet olgusu varsa el atılması gerekiyor bu olaya. Çünkü yani siz tarım ilaçlayarak veriyorsanız vücut tabii. kendisini savunmak için yağ üretecek. Kesinlikle. Ötesi yok. Siz kesinlikle. Elmayı dayatırsanız bir elmada 9 gram fruktoz var. Evet. Günde 4 elma yerseniz 36 gram fruktoz. Ve fruktozun sindirimi yok. Aynen. Bu ürün hı-hı. kilo. Hı-hı. Yani bir diğer tarafta son 100 yılda yaklaşık 200 bin kadar yapay gıda üretildi. Ve hücre hafızası hiçbirisini tanımıyor. Kesinlikle. Şeker pancarını tanıyor hücre hafızası ama hı-hı. şekeri tanımıyor. Hı-hı. Şimdi zaten dünyada mesela şeker pancarı dediğiniz şeker pancarlarının büyük bir kısmı GDO'lu tohumlardan elde ediliyor. Hiç tanımıyor vücut. Yani vücudun bunu tanıması ve bununla başa çıkması gerçekten çok zor. O yüzden sosyal bir problem, önemli bir problem. O kadar önemli bir problem ki 2011 yılında biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon New York'ta bütün dünyaya seslendi. Dedi ki çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Dünya ölüyor. Dünya salgın hastalıklardan, işte tifodan, tüberkülozdan, sıtmadan, gripten, Ebola'dan değil. Obezite ve obeziteden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle ölüyor. Yani obezite daha önce de ifade ettiğim gibi salgın bir hastalık, yaygın bir hastalık ama mikrobik bir hastalık değil. Yani dünyanın karşılaştığı mikrobik olmayan ilk salgın hastalık diyebiliriz obeziteye. Obezite pek çok hastalığın kaynağı, ana nedeni, başta diyabet,
kalp hastalıkları, karaciğer sirozu, kanser, nörolojik hastalıklar, kronik obstrüktif akciğer hastalığı da dahil olmak üzere pek çok hastalığın en önemli nedeni, kaynağı. O yüzden obeziteyle mücadele etmek demek, bu hastalıklarla da aynı zamanda mücadele etmek anlamına geliyor. Son derece önemli bir toplumsal sorunla karşı karşıyayız. Hem merkezi işte otorite, hem yerel otoriteler, hem işte bizim sektörümüz, tıp sektörü, tarım sektörü, işte gıda sektörü, hepsi bir araya gelerek bu sorunu nasıl çözecekleri konusunda tartışmaları ve bir fikir birliği içerisinde olmaları gerekir. Kesinlikle katılıyorum ben size. Tabii şöyle de bir şey var değerli hocam. Şimdi hastalarım geliyor. Siz hastalarınızda da aynı şey. Öyle tahmin ediyorum. Makarnayı ekmekle yiyor. Niye ekmekle yiyorsunuz diyorum. Doymuyorum makarna ki hocam. Makarna da ekmek zaten. Evet, makarna da ekmek. Makarna çok da enteresan ekmek. Bir şey bu. Evet. Doymuyorum ki diyor. Bir de beyaz ekmek. Yani en önemli, şimdi, Türkiye'nin en önemli sorunlarından sorun bir tanesi. Bu beyaz ekmek. Yani devlet planlama teşkilatının rakamları da var. Yani Türkiye'de günlük kalorilerin %44'ü ekmekten geliyor. Neredeyse yarısı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi buna makarnadan, pirinçten ve mısırdan alınan kaloriler de eklendiği zaman günlük kalorilerin %58'i ekmek ve tahıl ürünlerinden geliyor. Dünyada en fazla ekmek tüketen ülke maalesef Türkiye. Her sene bir kişi 150 kilo ekmek tüketiyor. Yani 430 ekmek tüketiyor. Ortalama ekmek tüketimi aşağı yukarı 400 gram civarında. Özellikle ekonomik olarak daha alt seviyedeki katmanlara doğru gittiğimizde bu 400 gram 800 grama 1 kiloya kadar ulaşabiliyor. O yüzden demek ki ekmek son derece önemli. Ekmek son derece önemli ama ekmeğin mutlaka çok sağlıklı olması lazım ve hijyenik koşullarda insanlara ulaştırılması lazım. Maalesef bunlarda da çok ciddi sorunlar var. Yani şimdi siz de ifade ettiniz. İşte buğday aslında değerli bir besin kaynağı, maddesi. Evet. Tam buğday olarak değerlendirildiğinde değerli, besleyici, içinde vitamini, minerali, lifi, antioksidanı olan önemli bir bitkisel besin kaynağı. Ama onu değiştirdiğiniz zaman, ondan beyaz un elde ettiğiniz zaman içerisinde var olan çok değerli bu unsurları bir tarafa bırakmış oluyorsunuz. Sadece ve sadece içinde karbonhidrat ve biraz protein olan yeni bir besin maddesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Tabii ekmek, beyaz ekmek olayını süreç olarak düşündüğümüz zaman tarladan itibaren göz önüne aldığımız zaman çok önemli sorunlarla karşı karşıyayız. Bir kere buğday ve tahıl üretiminde bol miktarda kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanılıyor. Sadece üretim aşamasında değil, hasattan sonraki depolama aşamasında, dağıtım aşamasında da gene buğday ve tahıl ürünleri bol miktarda kimyasal ilaçlara, yani tarım ilaçlarına, aslında tarım ilaçları diyorum ama bunlara tarım zehri demek daha doğru. Kesinlikle. Bol miktarda tarım zehrine maruz kalıyor. Çünkü buğday daha önce de ifade ettiğim gibi değerli bir besin maddesi. Diğer canlı varlıklar da ona ulaşmak, ondan istifade etmek istiyor. İşte böceği, börtü, faresi vesaire. O yüzden mutlaka ilaçlanması gerekiyor diye bir düşünce var. Biliyorsunuz hasattan sonra silolarda buğdayların toplanması söz konusu. Maalesef Türkiye'de yapılan çalışmalar da bu siloların ancak %20'sinin yeterli hijyenik koşullara sahip olduğunu bize gösteriyor. Yani uygun koşullarda saklanılmadığı zaman diğer besinlerde olduğu gibi buğdayda mantar
bulaşı söz konusu oluyor ve biliyorsunuz aflatoksin diye son derece kanserojen işte bir toksini var mantarların. Onun bulaşı söz konusu ve maalesef Türkiye'de işte aflatoksinle ilgili çok fazla çalışma, ölçüm de yapılmıyor. Bu da bir handikap olarak karşımıza geliyor. Kimyasal gübreler, tarım ilaçlarının dışında tabii başka katkı maddeleri de gündeme geliyor. Aslında baktığınız zaman ekmekle ilgili, ekmek çeşitleriyle ilgili gıda kodeksine baktığımız zaman 2008 yılında işte yayınlanan resmi gazetenin 26.807 sayılı işte resmi gazetede yayınlanan işte Türk Gıda Kodeksinin 4A bendine göre ekmek, un, tuz, maya ve sudan elde edilen işte onun uygun şekilde yoğrulması, fermentasyona bırakılması ve pişirilmesiyle elde edilen bir gıda olarak tarif ediliyor. Yani işte un var, su var, tuz var ve maya var. Bunun dışında herhangi bir katkı maddesinin olmaması gerekiyor ama biliyoruz ki işte dayanıklılığı arttırmak için, küflenmemesini sağlamak için, su tutmasını sağlamak için, renk vermek için, tatlandırmak için pek çok katkı maddesi kullanılıyor. İşte 20-25 tane katkı maddesi de kullanılabiliyor. Ayrıca işte unu beyazlatmak için bir takım beyazlatıcılar var ki bunların bir kısmının kanserojen olduğunu biliyoruz. Benzoil peroksit gibi örneğin. Bunu biliyoruz. Yani kimyasal gübre, tarım ilacı, beyazlatıcılar ve diğer katkı maddeleriyle birlikte yani ekmek sağlığa oldukça zararlı bir besin maddesi haline dönüşmüş oluyor. Tabii ki yararlı unsurları da biz kendimiz un elde ederken ekmek beyaz undan da ayırmış oluyoruz. Yani besin değeri son derece düşük, toksik madde içeriği yüksek ve üstelik de çok fazla tüketilen bir gıda ile karşı karşıyayız. Bu durumda da tabii toplum sağlığı açısından çok önemli sorunlar ortaya çıkıyor. Bizim işte ülkemizde olduğu gibi insanların düşünme, analiz yapma kabiliyetleri, işte oryantasyonları, zeka düzeyleri, işte sosyal uyumlulukları bu şekilde tehlike altına girmiş oluyor. Şimdi hocam bir molekül basit karbonhidrat tükettiğimizde bu bahsettiğiniz gıdalarda 9 molekül su tutuyor. Yani 1 gram ekmek yediğimizde 9 gram su tutuyor. Günde 1 kilogram ekmek yersek 9 kilogram alıyoruz. Öyle düşün. Yani 500 gram yiyorsak efendim 4,5 kilogram bir kilo inişi artışı söz konusu oluyor ve doğal olarak ne yapıyor? İşte meralarda otlayan koyunlarda bu tarlalar biçildikten sonra boş alanlarda otlayan koyunlarda, keçilerde vücutlarında yağlanma oluşuyor. İnsanda da aynı sen. Ne aynı kadar şey, ekmek yerseniz yersek o kadar yağlanacağız. Peki bu da doğal olarak sonuçta bir olumsuz bir süreç. Kesinlikle. Buğday siloları maalesef bromla temizleniyor. Brom, halojen grubu elementleri iyot gibi davranıyor. Tiroidimiz de vücudumuz da bunu iyot olarak algılıyor ve iyot gibi cevap veriyor. Buyurun karşınıza Hashimoto tiroidi. Yani başka bir hastalık grubu. Otoimmün hastalıklar ve işte yani tiroid hastalıkları tabii onlar da direkt olarak obeziteyle ve diğer hastalıklarla da ilişkili diye değerlendirebiliriz. Gerçekten Türkiye'de bir kere toplumsal olarak sağlık düzeyimizi üst seviyelere çıkartmak istiyorsak bu ekmek problemine bir çözüm bulmak zorundayız. Yani ekmekler
kaliteli olmak zorunda ve hijyenik olmak zorunda. Biliyorsunuz daha önce de bir yasa çıkartılmıştı. İşte marketlerin ve dükkanların belirli bölümlerinde ekmekler satılacaktı ve ambalajların içerisinde satılacaktı. Evet. Halen daha o konuda da herhangi bir olumlu sonuca ulaşılamamış gibi gözüküyor. Yani bu da son derece önemli. Yani ekmek problemi bizim toplumumuzun en önemli sorunlarından bir tanesi. Tabii ki ekmek yiyeceğiz ama tam buğday unundan yapılmış, içinde beyazlatıcı, herhangi bir katkı maddesi olmayan, GDO'lu tohumlardan üretilmemiş, tarım ilacı ve işte kimyasal madde kullanılmamış, buğdaydan elde edilen, tam buğdaydan elde edilen ekmekleri yemeliyiz. Hocam, Anka Dersin diye bir oluşum, sevgili Eyüp Hanoğlu önderliğinde oluşan bir oluşum. Köyün birisine, Dersin'de 150 yıllık bir kara kılçık buğdayı buldular bunlar. Sonra bunu köylere dağıttılar, çoğalttılar, doğa tahmin ekolojik tarımla. Bu sene hasadını yaptılar. Çok güzel. Ve su değirmenleri yaptılar. İşte, harika. Biz Mayıs ayında gitmiştik ve o ekmeği yedik. Çocukluğumuzun ekmeği de. Çocukluğumuzun o kara ekmeği de. Ve çok hoşuma gitti. O Anka Dersim çalışanlarını da kutluyorum bu ara. Değerli hocam. Su peki, değirmenleri bile çok önemli. Bakın, evet, su değirmenleri bile çok önemli. Eskiden siz de dediğiniz gibi yani işte un su değirmenlerinden elde edilirdi ama şimdi endüstriyel değirmenler var. O değirmenlerde işte buğday, işte un olarak işte işlenirken o değirmenlerde bol miktarda ısı ortaya çıkıyor ve zaten başından itibaren özellikle ısıya duyarlı vitamin ve minerallerin bir kısmı ortadan kalkmış oluyor. Doğru. Yani endüstriyel süreç bile buğdayın sağlıklı olup olmadığını belirleyen önemli unsurlardan bir tanesi. Kesinlikle. Şimdi eğer hasta çölyak hastası değilse doğal buğdayla beslenmesi kadar doğru bir şey yok. Ama çölyak hastası tablo farklı tabii. Kesinlikle. Peki. Kesinlikle. Değerli hocam, nasıl beslenelim? Şimdi hem hasta olmak istemiyoruz. Örneğin bağışık sistemimizi yükseltmek istiyoruz. Ama beslenmek de istiyoruz. Yaşamında yaşamamız gerekiyor. Buna da ihtiyacımız var bizim. Ne yersek hastalanmayız ya da daha az hastalanırız. Şimdi dünyada sağlıklı ve uzun yaşayan bölgeler var. Bunlar mavi zon bölgeleri olarak adlandırılıyor. Bu bölgeler arasında işte Japonya'nın Okinawa Adası var. İtalya'nın Sardinya Adası var. Yunanistan'ın İkarya Adası var. İşte Costa Rica'nın Nicoya Yarımadası var. Ve Amerika'nın işte Kaliforniya'sındaki Loma Linda var. Şimdi bu bölgelerdeki insanlar gerçekten hem sağlıklı yaşıyorlar hem de uzun yaşıyorlar. Bunun sırrı ne diye bakıldığında aslında temel bir unsur var. Birçok unsurlar var ama en temel unsur farklı gıdaları tüketmekle beraber bu bölgelerde yaşayan insanlar temel olarak, genel olarak bitkisel besinlerle besleniyorlar. Daha önce de zaten bunu aynı ifade ettik. Aynı soruyu sormak istemiştim. Bu yani bitkisel besinler. Yani daha önce de ifade ettik. Taze, temiz, mevsiminde yerel olarak üretilmiş, rengarenk, her rengi kapsayan bitkisel besinlerden oluşan bir beslenme rejimi. Yani günlük kalorilerin büyük bir kısmı bitkisel besinlerden gelmeli. Gene bir çalışma var. 100 yıldan daha fazla yaşayan, sağlıklı olarak yaşayan 2000 kişi uzun ve sağlıklı yaşamlarını anlayabilmek için incelenmiş. Bu kişilerin çok farklı özellikleri var aslında. Kimi fakir, kimi zengin, kimi sigara içiyor, kimi alkol içiyor, kimi günde 4 öğün besleniyor, işte kimi 6 öğün, kimi çalışıyor, kimi çalışmıyor. Bu uzun ve sağlıklı yaşayan insanların işte bu uzun ve sağlıklı yaşamalarının en önemli nedeni olarak tek bir unsur bulunmuş ve kaydedilmiş. Besin alımında kısıtlılık. Yani bu insanlar az yiyor. Bu insanlar her şeyi her zaman yemiyor. Bu insanlar gece geç saatlerde
yemek yemiyor. Bu insanlar gerçekten acıktıkları zaman yemek yiyorlar. Ve bu insanlar çok da fazla doymadan sofradan kalkıyorlar. Yani aç sofraya oturuyorlar, yarı aç da sofradan kalkıyorlar. Demek ki besin alımında kısıtlılık son derece önemli. Hem besin alımında kısıtlılık ve besinlerin de son derece kaliteli olması, bunun unsurlarından da bahsetmiştim zaten. Demek ki bitkisel ağırlıklı bir beslenme düzenimiz olursa, hayvansal gıdalar az yer alırsa günlük beslenme düzenimizde, hayvansal gıdalar da gene aynı şekilde merada uygun koşullarda beslenen, barınan hayvanlardan gelirse, bu da önemli artı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Tabii beslenmenin dışında daha önce ifade ettiğimiz o fizik aktivite son derece önemli. Uyku, stres, hijyen koşullar, sigara, alkol kullanmamak. Sigara ve alkolle beraber tabii bir de obezite var. Obezitenin olmaması da gene son derece önemli bir unsur. Demek ki biz rengarenk bitkisel besinlerden oluşan bir beslenme düzeniyle hayatımıza devam etmeliyiz. Abur cuburdan özellikle ve fast food'dan da kaçınmalıyız. Fast food ne demek biliyorsunuz? Fast food şu, yani kısa sürede hazırlanıp tüketime veya satışa sunulan gıda. Abur cuburda ise kısa sürede hazırlamaya da gerek yok. Hazır ambalajından onu alıyorsunuz ve hemen tüketiyorsunuz. Hem fast food hem de abur cubur gıdaların en önemli iki özelliği, bir kere kalori son derece yoğun gıdalar bunlar. İçinde pek çok katkı maddeleri var ve besin unsurları son derece zayıf ve az. Yani abur cuburlar ve fast food ürünler gerçekten hem obezite açısından hem de hastalıklar açısından son derece riskli besinler. Hocam biz psikoneuroloji okurken bizim hoca şöyle bir cümle kullanmıştı. Dedi ki cips yediniz. 20 dakika sonra, 30 dakika sonra, 1 saat sonra dediniz ki ya ben bir ayrı hekime gideyim. Şöyle bir muayene olayım, bende ne var ne yok. Gittiniz. Sedimentasyon yapıldı, CRP yapıldı vesaire, işte ayrı hekim yapması gereken tetkikler yapıldı. Cümle aynen şöyle geçmişti değerli hocam. Eğer aile hekimi tecrübesizse, yeniyse ya da tecrübesi yoksa, eski olsa da bile, o sedimentasyona, o CRP, cerrahi aktif proteine bakarak şu cümleyi kullanır. Bu hasta, bu çocuk, bu kişi, bu kadın kanser, ben bunu bir üst merceğe göndereyim, onkolojiye göndereyim, daireye göndereyim, göğüs hastalıklarına göndereyim. Eğer tecrübeliyse, işi bilen birisi ise şu cümleyi kullanır hastasına. 20-30 dakika önce cips mi yediniz? Çok önemli bir nokta. Önemli bir ayrıç burası. Diyor ki hemen kana karışıyor. Yani inflamatuar besinler bunlar. Evet. Vücutta yangıya yol açıyor. Yani yangı ne demek? Vücudun bağışıklık sistemini alarme ediyor. Vücudun bağışıklık sistemi işte ortaya dökülüyor ve vücut savaş alanına, bir kaos ortamına sürükleniyor demek. Bu bağışıklık sistemi hücreleri aktif oldukları zaman işte bir takım bakterileri, virüsleri veya yabancı zararlı saydıkları unsurlara karşı savaştıkları gibi aynı zamanda bu unsurlara benzer vücudun yapı taşlarına da saldırabiliyorlar. Bunlara otoimmün hastalıklar diyoruz. Bunların arasında işte hipotiroidi, sizin ifade ettiğiniz Hashimoto tiroiditi var. Damar sertliği, kalp krizleri de gene buralardan kaynaklanıyor. Yani son derece önemli bir cips deyip geçmemek lazım. Cips yediğiniz zaman ne yemiş olursunuz? Mutlaka trans yağ yemiş olursunuz. Evet, yani cips işte kızartılır, yağda kızartılır. Bol miktarda trans yağ yemiş olursunuz. Aynı zamanda ne yemiş olursunuz? İşte 60 gram kadar cips yerseniz 330 gram da tuz almış olursunuz. Buyurun. Hem trans yağ yediniz hem tuz yediniz. Gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960 yılından 2000 yıllara kadar her yıl fazladan 250 bin ölümün en önemli nedeni trans yağlar olarak belirtiliyor. Daha buna doymuş yağları ve tuzu da ben
ilave etmedim. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde her sene 250 bin ölümün nedeni trans yağlar. Yani başta sizin de ifade ettiğiniz cips ve buna benzer işte fırınlanmış, dondurulmuş, kızartılmış gıdalar. Peki değerli hocam, şimdi balık, peynir, süt ve süt ürünleri diyoruz. Özellikle süt ve süt ürünleri konusunda ben çok hassas davranıyorum. Balık konusunda deniz balığı tercihimiz çiftlik balığı değil doğal olarak ama kesinlikle. Deniz balıklarında da son dönemlerde çok ciddi ağır metaller çıktı. Geçen medyada, sosyal medyada, televizyonlarda da izledik biz bunu. Şimdi çocuğun dişi çıktıktan sonra annesinin sütünü almasının bile bir faydası yok. Çünkü laktozla laktoza çeviren enzimler artık yok oluyor. Ortadan ama kalkıyor. Diyor ki annenin sütünü emersen diyor sağlıklı bir çocuk olursun. Yani kavgasız, dövüşsüz, uyumlu bir çocuk olursun diyor. Şimdi peynirde de kazein var. Bu kazeini morfin olayı biliyorsunuz da uyuşturucu etki yaratıyor. Kazomorfinler çok tehlikeli şeyler. Yani şimdi Sağlık Bakanlığı İlkokullarda süt dağıtımı yapıyordum. Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı birlikte. Ben buna son derece karşıyım. Daha önce çok haklısınız. 2012 yılında yapıldı bu. Evet. Yani ilkokul çocuklarına Sağlık Bakanlığı, Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın işbirliğiyle bu süt ürünleri dağıtıldı. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi yani laktaz enzimi eksikliği nedeniyle çocuklarda pek çok işte sıkıntılar, mide bağırsak problemleri, ishaller, karın ağrıları, azımsızlık gibi durumlar ortaya çıktı. Yani çocuklara süt vermek yerine mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Fransa gibi ülkelerde artık her teneffüste bir organik meyve kampanyaları var. Bu kadar. Bunun dışında yani tam buğdaydan yapılmış bir dilim ekmek dağıtılabilir. Evet. Bunun dışında kuru yemişler dağıtılabilir. Evet. Bakın kuru meyveler dağıtılabilir. Yani süt ya da doğal yoğurt dağıtırsınız. Evet yani bunlar son derece önemli. Yani her teneffüste bir organik meyve kampanyası Fransa'da mesela yapılmış. Halen daha sürdürülüyor. Yani çocukların abur cubur fast food ürünler yemeleri yerine buna benzer ürünler yemeleri yerine ve süt içmeleri yerine söylediğim bu sağlıklı gıdaları okulda ve diğer işte okul dışı hayatlarında tüketmeleri son derece önemli. Süt dediğiniz gibi yani problemli bir gıda. Evet. Niye problemli bir gıda? Çünkü yeterli süt ancak hamile bir hayvandan elde edilebilir. Bunu herkes biliyor. Çiftçiler de biliyor. Evet, evet, evet. İşte hayvancılık sektöründe uğraşanlar da biliyor. O nedenle her sene değişik yöntemlerle hayvanları hamile bırakırlar. Hamile tabii hamile bir hayvanın salgısı sütü. Aynı zamanda da anne olan bir hayvanın salgısı sütü. Anneye ait, anneliğe ait ve hamileliğe ait pek çok hormonu barındırıyor. Mesela östrojen gibi, mesela progesteron gibi, mesela prolaktin gibi. Bu hormonların kortizol dışında gibi. Aynı zamanda da büyüme faktörleri içeriyor. Çünkü sütün tek amacı vardır. O da yavruyu, memelinin yavrusunu çok kısa süre içerisinde büyütmek, ayağa kaldırmak, kendisini savunacak pozisyona getirebilmek. Aynen. Yani aynen. Bir büyüme organizatörü aynı zamanda süt. Çünkü insülin growth faktörü evet, alfa var işte. Kesinlikle. Yani o da büyüme tamam hormondur. İçinde protein var, karbonhidrat var, yağ var. Bunlar da büyümeye yönelik önemli gıdalar. Ama bunun dışında da bu hormonal yapısı son derece önemli. Yani yapılan çalışmalarda özellikle fazla süt ürünü tüketen mesela menopoz sonrası kadınlarda kan östrojen düzeyinin süt ürünleri tüketmeyenlere göre %10-15 daha fazla olduğu görülmüş. Bu da bir kere obezite açısından ve aynı zamanda da kanser açısından ve osteoporoz açısından da çok önemli bir faktör. Ve gene çok fazla süt tüketen işte genç üniversiteli öğrenciler üzerinde yapılan bir çalışmada da yani sperm sayılarının çok düştüğü, sperm hareketliliğin çok azaldığı gösterilmiş. Bunlar bilimsel yayınlar. Evet. Yani süt problemli bir ürün. Yani içindeki hormonlar nedeniyle problemli. Örneğin bir de tabii yani bir ineğin sütünü bir insanın, insan yavrusunun tüketmesi
çok abes bir şey. Yani doğaya ters hocam, doğaya ters. Yani zürafaya fare sütü, ne bileyim ben karıncaya fil sütü, insana inek sütü. Gerçekten inanılmaz kötü bir kombinasyon. Evet, çünkü mesela inek sütüyle anne sütü arasında yapısal olarak çok büyük farklar var. Mesela en basit protein miktarları çok farklı. Yani inek sütünde anne sütüne göre 3 kat daha fazla protein var. Yani o yüzden başka bir canlının sütünü tüketmemeye çalışmak lazım. Ama biz bunu yapıyoruz ve bunun da çok sağlıklı olduğu şeklinde bir takım manipülatif çalışmalar da vardı. Tabii süt sektörü dünyada işte cirosu en yüksek olan sektörlerden bir tanesi. 250-300 milyar dolarlık bir para dönüyor burada. Ve o nedenle bu sütlerin bir kere üretildikten sonra tüketilmesi, satılması lazım. Satılması için reklam lazım, tanıtım lazım ve bir takım sözde bilimsel yayınlar lazım. Aynen. Ama insanlara bir faydası var mı? Bunu söylemek çok güç. Bunu nereden anlıyoruz? Dünyada süt tüketen ülkeler var, süt tüketmeyen ülkeler var. Biz tabii sütün çok doğal bir besin maddesi olduğunu Türkiye'de zannediyoruz ama dünyadaki insanların %70'i süt tüketmiyor. Mesela Japonya'da, mesela Singapur'da, mesela Hong Kong'da çok az süt tüketiliyor ve o işte ülkelerde mesela meme kanseri, prostat kanseri, diyabet gibi hastalıklar, osteoporoz gibi hastalıklar son derece düşük seviyelerde. Evet. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi de böyle bir çalışma başlattı. Ben böyle hayretler içerisinde izledim. Yani okullarda süt dağıtımı ile ilgili. Burada da Sayın İmamoğlu'na bu duyuruyu da yapmak istiyorum ben. Yani keşke biraz da incelesi araştırsalar diye düşünüyorum. Ya yani süt yerine dediğiniz doğal meyveleri, kesinlikle, tam buğday ekmeği ya da doğal yoğurdu, süt fabrikalarda süt yerine doğal yoğurt yapıp satabilirler. Buna biz karşı çıkmıyoruz. Yani süt tozu değil ama doğal yoğurttan bahsediyoruz. Kesinlikle. Daha önce ifade ettik yani fındık olayı var. Dünyada en fazla fındık üreten ülke burası ama en az fındık tüketen ülke yine burası. Yani kuru yemişlerden rahatlıkla yararlanabiliriz. Son derece sağlıklı unsurlar bunlar. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sağ olun ederim. Güzel bir program oldu. Başka programda tekrar da birlikte olacağız. Tabii ki. Var olun. Sağ olun. Sağ olun. Yayın ekibine çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. İyi pazarlar diliyorum.